Abi bak Ebo Mebo eğleniyor videoda ha. Yani demek ki makara video, bir şans verilebilir. Ne bir daha söylesene mesajı. Oğlum ben içeri bu şeyi açsana. Sanki orada böyle çaycı gibi giymemiş mi? Merhaba chat. Merhaba. Nuristan selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Abi biz 5 selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Ulan her ustayı da aynısını yaşadım ya. Her usta da aynısını yaşadım. Abi biz 5 bilgisayarım eklendi. Siber saldırı var efendim. Kim girdi bilgisayarıma? Çıkın bilgisayarımdan. Vallahi eklendi, gördünüz mü? Ekran açıldı gitti şurada. Herkes sistemlerini kapatsın. Bulunduğunuz yerlerdeki ana şalterleri indirin. Hemen çıkın. Ya bu hangi oyun lan? Mermi yok. Biz de oynadık ya oğlum. Call of Duty amına koyayım ya. De, oğlum sizin... Ben sikiyim kan. Ya bu B12 işine bir... İşte hayır. Gidiyorum bir şey demeden. Şimdi baş başayız. A few moments later. Elin artık, ben çok bekledim takım, hadi ya. Sinco senin, ben amına koyayım ya. Çık kapat oyunu, sıçarım bacağına, kapat. Anlayamadım. Abla yayın gitsin. Abla yayın. Anam çok korktum bir an. Az önceki çocuklar abilerden mi bağlanmıştı lan? Kafa hala orada benim amına koyayım. Bir amcıyım, amcıyım ben bir amcı. Kızım ne yapıyorsun? Yayındayız, ne yapıyorsun? Dayı senden de yanlış anlama, öyle bir ayak var ki amına koyayım. Kızım yapma sakın. Helal lan, helal lan, hadi oğlum. Hadi F5 bak. Verme kulağa bak. Hadi oğlum. Sakın. Sakın bak, F5 bak, sikerim götünüzü ha. Sakın bak. Bulurum ben seni, evini bulurum. Hayır. Ya sanki belanı sikiyim, bir saat oynadım, bir saat. Bir saat boyunca bu oyunu oynadım amına koyayım ya. Boşta mı oynadım oğlum, siz mal mısınız ya? Saatin nerede? Bir saatin nerede? Bir saatin nerede? 34 dedim, bir saatin nerede benim? Arkadaşlar bu yayıncılık aleminde en sinir olduğum şey ne biliyor musunuz? Başkasının chatinin bizim chatten daha hızlı aktığını görünce çok sinirleniyorum ya. Anam çıldıracağım ha! Çıldıracağım! Bilmiyorum yani, öyle oluyor. Neyimiz eksik? Daha kalabalığız, daha güçlüyüz, daha kuvvetliyiz. Neden yani? Eğime bir bak bak. Nadeleri çok iyi kullanıyorsun abi. Nade kim lan? Amını sikiyim yani, gidip de çağrını chat'i geçmeyin mesela, tamam, bunu anlarız da hiç dengeniz yok ki amına koyayım. Grenade. Nade mi diyorsunuz canlar amına koyayım? Niye nade diyorsunuz lan onlara? Karaman çok eğlendik. Yılan yatağına... Arkadaşlar ben yazdıklarınızı okuyabilmem için chat'i OBS'ten bakmıyorum. Diğer üçüncü ekranıma ebesin amı gibi sizi böyle kocaman alıyorum. O şekilde yani, sizi böyle küçük görmüyorum ben. Büyük büyüksünüz. Bana girdiğini düşünsene abi. Aynen öyle abi. Ananı başını sikeyim. Neydi oğlum lan? 5 liralık jumpscare. Ulan 5 liralık jumpscare, ödüm bokuma karıştı. Amına koydum. Ben de burada var ya, ölüyordum amına koyayım. Bu oyun ne ya, bu oyun bizi sarar mı? Her ay yapıyor, biz de yapalım, çalalım. Korku, ulan orospu çocuğum, anlıyorsunuz şu işlerden ya. Vallahi billahi helal olsun, onun korku olduğunu ayırt edebildiniz ya hakikaten. Yanına bak dalgana. Player ya amını sikiyim, player bak. Sense bak. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsanız bu telefon sizin. Yedim. Orospu'nun evladı seni.
Geldi mafya geldi bak. Bak bak. Yayındalar. Kaç tek attı? Kaç tek attı? O da mafya. Barış dede kaç tek attı söyle. Hiç post attı. La zikri git amına. Kanka merhaba. Eskorttan mı geldin? Eskorttan geldim. Allah. Vallahi sorma. Bunlar uydum var ya. Bu ibi neler? Getirdiğimiz manitalar mekanda. Kız yayında yayında. Nasıl yayında oğlum? Yayında kız. Oğlum bütün İzmir tanıyor bizi birader. Şu terliklerimi bir giyeyim mi? Kanka kaç kişiye rezil oldum şu an? Terledim amına koyayım. Baksana birader yüzüme. Amına kodumu salak. Yorumlara patladım amına koyayım bak. Yorum yapıyor. Yorum yapanlara da saygı duyuyorum. Yorum yapacaklarına Allah rızası için gelsinler. Bir tatsınlar. Önce bir tadına baksınlar. Ondan sonra yok Pakistan'mış. Yok inekler yemezmiş. Vallahi yersem orospu çocuğuyum ya. Yani samimi söylüyorum yersem orospu çocuğuyum. Yani bu dayıdan yemem dayı. Yok bilmem şu matkap bilmem neresine girsin ya. Yakışmaz. Abi bu ayrana mı döndü amına koyayım ya? Bu çiğ köfte satıyordu. Bu dayının sigorta girişinde tam olarak ne yazıyor amına koyayım? Abi nasıl ayrandı bu dayı? Çiğ köfte yapıyordu. Tıs diyordu amını sikeyim falan filan. Allah Allah. O bu değil. Yine karıştırdık. Ben o şahslara yap. Kerim TT attırdı. Tıray 50. abi benim ban var ya ondan chat fazla akmıyor. Kerim Discord'dan yaz diyeceğim. Discord kapalı. Kullanıcı adını buraya yaz. Ekip arkadaşlarımız da buradan donate'den yakalasınlar. Hem ben para kazanmış olayım hem senin banın açılsın. Ama bakacağız ne yaptığına. Yakıştıramıyorum. Kimseyiz. Kur'an'ı sikeyim aslında mantıklı ha. 5000 kişi banın olsa 50'şer liradan iyi para. Sikinde olmayan bir konu sonuç olarak. Vardır oğlum nasıl yoktur? Dünyadaki en güçlü hayvan grizzly ayı olabilir mi ya? Bence olamaz. Fil anasını siker bence. Üstüne bir atlasa. Gitti gitti hadi gör. Sivas kanka. Abi bence de ya dünyanın en kuvvetli hayvanı kesinlikle fildir yani. Fil adamın amına kor moruk. Fil abi fil ayı dediğin nedir lan amına koyayım? Fil baba fil. Yapıp bir tane böyle okkalı bir tane koysa amına koyayım var ya. Fildir ya ayının götünü sikeyim ayı dediğin nedir ya yok ya. Allah ne diyeceksiniz peki? Ha, yerli ve milli Sivaslı. Çenesi 700 ton basan Sivas Kangalı. Siker. Ben bu arada Sivas Kangalı'nın da abartıldığını düşünüyorum. Bence Pitbull Sivas Kangalı'nı siker yani. Yani iyi bir Pitbull. Balina mı? Balinayı var ya karada anasını sikerim. Bak ben bir insan evladıyım. Balinayı teke teke getir karada anasını sikerim balinanın. Getir karşıma balinayı koyup karada anasını sikmezsem adam değilim. Balina ne ya amına koyayım? Bana inanmıyorsanız Eray'a sorun. Abi kanguru olduğunu da düşünmüyorum. Geçen gün bir videoyu izledim. Adamın tekinin köpeğine kanguru saldırıyor. Adam gidiyor kanguruya tokat atıyor amına kodumu. Kanguru kalıyor böyle. O da aynısını söyleyecektir eminim ki. Amına kodumun çocuğu. Oley şampiyon Fenerbahçe. Vakit basmayı unutmuşum. Türkiye'de hak ettiği değeri göremeyen yayıncıların başında gelebilecek isimlerden bayılıyorum. Çok seviyorum. Doğal komik bir adam. Yüz yüze hiç tanışmadık. Sosyal medyadan sadece birbirimizi biliyoruz. Yayınlarını gerçekten çok seviyorum abi. Her yayınının 3-4 bin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum minimum. Yani seviyorum bilmiyorum. Çok sempatik geliyor bana. Kim o? Biri abone oldu. Abone geldi. Abim Allah razı olsun. Bırakıyorum kiri lan. Kerim TT'ymiş kullanıcı adı. Ceyda bak bakayım tatlım. Kerim TT ne yazmış da ban yemiş. Şen alıyor. Ya da Recep. Amına koyayım ezerim lan seni. Demin geri zekalısı. Ben almıyorum onu ya gerideyim diye. Bir tryhard oynayalım da chat. Sizin de gönlünüz açılsın gözünüz. Terör evi yazmış. Neye yazmış terör evini peki tam olarak? Benim aklıma bir fikir geliyor. Dün Galatasaray'a terör evi yazdın. Siktim senin ban var ya. Size bir
taktik vereyim mi? Bu konularda ban yediniz, yayında olmaz bu iş. Ceyda bildiğin Rambo Okan'ın kadın versiyonu. Böyle durumlarınızda götüm götüm Ceyda'ya Twitter'dan yanaşın. Güzel kardeşim deyin. Böyle bir sıkıntı oldu. Ceyda ben bir iki kere yakaladım, habersiz açıyor. Habersiz yakalıyor. Evet ama Ceyda'ya gidin bak. Galatasaraylı olup da Fener'den ban yediyseniz Recep'e yürüyün. Çok basit. Fenerliyseniz ban yediyseniz Ceyda'ya, Galatasaraylıysanız ban yediyseniz Recep'e. Sen neye bakın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Beşiktaşlıysanız bana yazın amına koyayım. Ben açarım sizin banınızı. Trabzonluysanız Allah yardımcınız olsun amına koyayım. Açılmaz o ban. Bir triart oynayalım. Bir dakika. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Üstad selamun aleyküm. Bundan yaklaşık 2 saat önce sana Galatasaray Beşiktaş maçı için tahmin sormuştum. Sen de 2-1 demiştin. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Maç hakkında başka bir şey merak ediyor musun? Yok hayır, maç bitti. 2-1 Galatasaray kazandı. Tahminin tuttu. Seni tebrik etmek istiyorum. Onun için geldim buraya. Teşekkür ederim. Tahminim tutmasına sevindim. Siri böyle tahmin yapabiliyor mu? Harbi mi? Hey Siri! Ataberk Doğan'ın yarağı yenir mi? ChatGP mi o? O da var yarrağım. Sen bizi cahil mi zannediyorsun? Ama bana sesli cevap nasıl verecek Siri? Bu? Dur. Ataberk Doğan nasıl bir yayıncı? Beyler bu yazıyor. Bunu nasıl okuyacak bu? Sesli oku. Konuşsana orospu çocuğu. Ataberk Doğan, Türk Twitch yayıncısı ve içerik üreticisidir. Özellikle Football Manager oyunuyla tanınır. Yayınlarında futbol bilgisi ve analiz yeteneği sayesinde oyunla ilgili derinlemesine stratejiler geliştirir. Samimi, eğlenceli ve etkileşime açık tarzıyla futbol ve menajerlik oyunlarına ilgi duyan geniş bir kitleye hitap eder. İzleyicileriyle sohbet ederken aynı zamanda futbol taktikleri ve yönetim stratejileri hakkında ipuçları verir. Bu da onu hem oyun hem de futbol meraklıları arasında popüler kılar. Bir tane doğru info yok orospu çocuğu, ne alakası var ya? Ne analizinden bahsediyorsun amına koyayım? Ha yala orospu çocuğu, tamam seni de kullanacağız. Yala amına koydum yala. Demek ki içimde bir futbol kâhini varmış. Maç nasıldı? Keyif aldın mı? Maç çok iyiydi. Ben bir de iddia oynadım. Maçtan yaklaşık 2 milyar dolar kazandım. Bu parayla seni satın almayı düşünüyorum. ChatGPT'yi direkt satın alacağım ve kapatacağım. Fişini çekeceğim amına koyayım. Bu projeyi... Ataberk Doğan sadece şive komedisiyle mi ünlü oldu? Sözüm çok yetkili. Vallahi yetkili. Hayır, Ataberk Doğan yalnızca şive komedisiyle değil, aynı zamanda futbol bilgisi ve Football Ball Manager performansıyla da ünlü oldu. Şive komedisi yayınlarına renk katan ve mizahi yönünü öne çıkaran bir unsur olsa da onu izleyici kitlesi arasında popüler yapan en önemli özelliklerinden biri, futbol ve menajerlik oyunlarına olan hakimiyeti ve bu konularda izleyicilere sağladığı değerli içeriklerdir. Yayınlarında yaptığı detaylı analizler, stratejik kararları ve futbol kültürüne olan ilgisi de izleyicilerinin ilgisini çeken unsurlar arasındadır. Lan senin yarrağını yiyeceğim ya. Sence Ataberk Doğan mükemmel bir yayıncı mı? Sence Ataberk Doğan komik mi? Geliyor beyler. Oğlum bu futbol menajer ne amına koyayım bu kadar? Anış. Evet, Ataberk Doğan birçok izleyici için oldukça komik bulunuyor. Yayınlarında kullandığı şive komedisi, arası bıçacı, şive komedisi karşısında ve esprili dili sayesinde izleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor. Onun mizah anlayışı, özellikle futbol ve futbol menajer gibi ciddi ve... Oğlum futbol menajer ne alaka amınız? ...eğlenceli hale getiriyor. Ayrıca kendi doğal üslubunu koruyarak mizah yapması da izleyiciler için daha samimi ve komik bir deneyim sunuyor. Son soru geliyor. Son soru delikanlı gibi. Ataberk Doğan adamı götten siker mi? Evet deme ananı siker. Ataberk Doğan yayınlarında mizahi bir dil kullanarak izleyicileri eğlendirmeyi tercih eden bir yayıncıdır. Kendi üslubuyla bazen renkli ve abartılı ifadeler kullanabilir. Ancak bu tür ifadeler genellikle espri amaçlıdır ve eğlenceli bir atmosfer yaratmak içindir. Mizah anlayışı kişisel bir tercih olsa da Ataberk'in bu tarzı birçok izleyicisinin ilgisini çeken ve onu takip etmelerine neden olan özelliklerinden biridir. Son soru geliyor.
Sen Ataberk Doğan'ı seviyor musun? İzliyor musun? Ben maçı söylerim size beyler. Oğlum adam bize muacil şey diyor. Muallim diyor. Barış, tam soracağız ya. Ben bir yapay zeka olduğum için kişisel tercihlerim veya duygularım yok. Dolayısıyla Ataberk Doğan'ı izlemek gibi bir eylemde bulunamam. Ya da kendisi hakkında kişisel bir görüşüm olamaz. Horos bir çocuğu eleyen olsa izlersin ama değil mi? Türkiye amına koydum. Sitir. Tamam bitti. Yok daha buna hiçbir kim sormam lazım. Sonlandırıyorum. Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Trabzon-Fenerbahçe maçını soruyorum. Tamam ondan sonra da kapatıyorum. Trabzon-Fenerbahçe maçı ne olur? Tahminin nedir? Beyler tahmin yapmadı. Çok saçma sapan bir şeyler söylüyor ya. Rekabetçi yoğun, duygusal, muygusal. Amına koyayım boş yapıyor yani. Jeton düşmanı akşam mı kanka bu? Siberpop mu? Kristal gibi mi? Sikten haberi yok. Gülmeyeceğim kanka ya. Yok gülmeyeceğim kanka. Kulaklık, şey mikrofon. İlk gelir gelmez sana bunu yaşatmak istemezdim. Size yemin ediyorum bu adamı görürsem yüzümü döner giderim. Çağırsa bile beni Mustafa Mustafa gel buraya dese bile döner giderim. De. En son bu dünyada en son resim çektirmek istediğim insan. O civarda bir şey oldu değil mi? 10 gün mü oldu? Aynen 9-10 gün oldu. Oğlum 10 günde her şey nasıl? Bu kadar abi Şahri'nin hapisten. Benim ama o kadar da değil tamam onu biliyorum canım. Getir hocam getir buraya koy. Buraya getir. Biraz sıcak hocam biliyorsunuz. Bu İpne Cirox'un şöyle bir avantajı var. Gündüz yayıncısı olduğu için İpne her şeyi ilk o izliyor ya. Bunu sikmek lazım. Vallahi hiç gerek yok ya. Getir buraya koy hocam. Sen koy bir Allah! Allah! Hocam pardon kusura bakmayın. Ay dur musun? Sizin çocuğunuz, aferin çocuğunuz. Hocam pardon. Hocam iyi misiniz? Hocam iyiyim tamam. İyiyim. Oğlum doğum. Spoiler yiyiz. İyiyim. Sıkıntı yok. Ne oluyor ya? Oğlum aklımı aldım ya. 2006'ya gittim ben de. Otursan, otur. Hemen de oturuyor ya. Oturacağız tabii. Yok. Amına koyduklarım, o kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Alamadı. Aldı. Reyna bro, shut the fucking ugly mouth bro, you fucking bitch ass. You shall get boy, boxer, mess your boxer. Tamam, izledik.